Merhaba arkadaşlar ben Onur. Ben Hümeyra. Ee, sizinle çok uzun zaman ayrı kaldık ve bu ayrılığı güzel bir şekilde telafi edelim dedik. Bu yüzden e, bugün hakkında çokça fazla konuşulan, e, aslında üzerinde çokça durulan, cevapları da çoğu kez verilmesine rağmen yine de akılda soru işareti bırakan bir konuyu birbirine soralım dedik. Efendim bu çok tartışılan ama uzun süredir belli zihni kalıpların ötesine geçmeyen bir problematik. Genel kabul gören, bugüne kadar yaygın bir şekilde pek de tartışılmayan bir görüşe göre Türkiye Cihan Harbine, Birinci Dünya Harbine hiç ihtiyacı yokken o devrin yöneticilerinin macera arayışı, şahsi ihtiraslarını tatmin yöntemi olarak bu büyük felakete girdiği yönünde çok fazla sorgulanmamış bir görüş. Ama Artık son dönemde ortaya çıkan arşiv malzemeleri, dönemle ilgili yazışmalar, belgeler bu işin böyle ifade edildiği kadar kolay olmadığını bize göstermiştir. Niçin sorusuna cevap verdiğimizde şunları önce görmemiz lazım. Birinci Dünya Harbi münhasıran Osmanlı topraklarını paylaşmak için çıkarılmış bir savaş değildir. Ama savaş başladıktan sonra savaş başlarken hesapların büyük bir kısmı Osmanlı coğrafyasının parçalanması üzerine tasarlanmıştı. Türkiye'nin Avrupa toprakları, Orta Doğu toprakları, Asya'daki Anadolu coğrafyasının mühim bir kısmı savaşan blok tarafından birilerine tahsis edilmişti. Söz verilmişti. Edirne vilayetimiz dahi Romanya gibi çok da yakın ilişkilerimiz olmayan bazı Balkan devletlerinin iştahını kabartmak için bir teşvik unsuru olarak görülmüştü böyle bir manzara. Cihan Harbi'nin çıkmasından 6 ay kadar evvel Çarlık Rusyası devletin başkenti olan Rusya'yı işgal etmek için askeri hazırlıklara başlamıştı. Ortada daha Alman ittifakı yokken, daha Cihan Harbi'nin ne zaman çıkacağı, harbin çıkması elbette bekleniyordu ama savaşın ne zaman çıkacağı belli değilken Türkiye'nin payitahtının askeri bir operasyonla düşürülmesi, boğazların ele geçirilmesi üzerine kuzey komşumuz tarafından hazırlıklar yapılıyordu. Bunu Bolşevikler iktidara gelince e, Çarlık döneminin diplomatik arşiv vesikalarını e, ifşa edince e, bütün kamuoyu İç ve dış bunu bunu görebildi. Böyle bir manzara savaşın çıkmasından kısa bir süre evvel Şubat 1914'ten bahsediyorum Doğu Anadolu'da bugün 30 vilayetimize yakın bir sahayı kapsayan bir e, alanda iki tane genel müfettişlik kuruldu. Olağanüstü vali diye, valilik diyebiliriz. Bunların başındaki tam yetkili valiler e, Avrupa'dan geldi. Birisi Hollanda'dan, birisi Norveç'ten. Bu iki genel vali bugünkü 30 vilayetimize denk gelecek topraklar üzerinde askeri, mülki ve adli sahalarda tam yetkiliydiler. Yani Jandarma komutanı dahil, diğer birlik komutanları dahil, generallerimiz, subaylarımız, hakimlerimiz, mutasarruflarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, tahrirat katiplerimiz için Görevden uzaklaştırma dahil her türlü yetki dışarıdan gelen genel valideydi. Bunlardan daha ağır olan bu 30 vilayetler resmi dil Türkçenin yanında Ermeniceydi. Başka bir deyimle daha Cihan Harbi çıkmazdan 6 ay evvel Anadolu'da bugünkü Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'yu kapsayan geniş bir alanda fiilen bir Özerk Ermenistan kurulmuştu. Bunun adı konulmamıştı. Birinci Cihan Harbi'ne sürüklendiğimiz andaki manzara bu. Harbe girmesek kesine yakın bir şekilde e, tahmin edebiliriz ki kesinlikle e, desek çok yanlış olmaz. Aynen Girit Adası'nda Bulgaristan bizim eski Tuna vilayetimizde Filibe merkezli Şarkür Rumeli'de olduğu gibi bu topraklar Türkiye'den koparılmış olacaktı. İstanbul için Rusların ne hazırlıklar yaptığını da söylemiş idik. Tam bu genel müfettişler, genel valiler gelip göreve başlayacak iken Cihan Harbi çıkması üzerine bunlar pasaportlarını alıp ülkeyi terk ettiler. Harbe girmemiş olsaydık memlekette, Türkiye'de Memleketi yeterince savunabilecek imkan ve kabiliyetimiz yoktu. Taarruz kabiliyetinden bahsetmiyorum. Savunma kabiliyetinden. Silah, teçhizat, birliklerin konuşu, efendim, insan malzemesi, bunların temini, bunlarla ilgili o günkü şartlarda düzgün, yeterli, kendi topraklarımızı savunabilecek bir imkanımız söz konusu değildi. Bu durum Çerçevesinde kendi e, istiklalimizi, varlığımızı korumak için tedbirler alma lüzumunu hissetti o günün yöneticileri. İngiltere ile, Fransa ile hatta Rusya ile ısrarlı bir şekilde çıkacak bir çatışmada aynı blokta olma, e, ittifak kurma e, tekliflerinde bulundu devlet. Cihan Harbi'nden hemen evvel ısrarlı teklifler diyebiliriz buna ama bu teklifler reddedildi. Devlete teminat, güvenlik, biz savaşa girmeyelim, bize bazı taahhütlerde bulunur musunuz? Blok olarak size toprak bütünlüğü garantisi veririz ama savaştan sonra sizin tarafsız kalıp kalmadığınıza dayanarak bu teminatı veririz. Devlet yetkilileri Said Halim Paşa'nın hatıralarında bahsettiği gibi ülke olarak bu teminatı verir misiniz? hayır ülkeler olarak yani İngiltere, Fransa, Rusya biz o ülke olarak garanti veremeyiz. Ne olarak veririz? Blok olarak. E peki savaştan sonra blok kalacak mı? Kalmayacak. Bugün bazılarının zannettiği gibi ittifak devletleri Türkiye'nin toprak bütünlüğünü garanti altına aldı. Bu bu doğru değil. Bu bir aldatmaca. Dönemin devlet adamları, yetkili makamlarda bulunan kişilerden de birkaç örnek vererek bu savaşa girmenin, yürütülmesinin, sevk ve idaresinin gerekçelerini ana hatlarıyla ifade etmiş olalım. Dönemin sadrazamımız Said Halim Paşa namusumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi savunmak için Başka bir yol kalmadığını söylüyor. Çünkü toprak bütünlüğümüzü asla e, fiili bir teminat vermiyorlar ve memleketin kendini savunmaya hazır hale getirilmesi etrafımızda harp olup bitiyor. Bu harbin e, maksatlarından, hedeflerinden bir kısmı da bizim topraklarımız iken bize kimse garanti vermiyor. Savunma hazırlığı yapmamamız da bize empozo ediliyor. Yani tarafsız kalabilmemiz için hiçbir savunma tedbiri almayacağız. Hatta seferberlik ilan etmeyeceğiz etrafta kıyamet koparken. Bir bu. Sait Halim Paşa milli mücadelenin birinci dünya harbinde istiklalimizi, şerefimizi savunmak için girmekle başladığını söylüyor. Milli mücadeleyi biz o gün başlattık diyor Sait Halim Paşa. Sait Halim Paşa devlet adamı, fikir adamı, İslamcı bilinen büyük bir adam Said Halim Paşa'nın söylediği bu. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk 1919'un Ekim ayında konuyla ilgili harbe girmemiz bir zaruretti. Efendim boğazları elde tutabilmek için, payitahtı korumak için harbe girme dışında bir blok Almanya ile bir arada bulunma dışında bir şansımız olmadığını, harbe girmenin bir seçenek olmadığını Gazi Paşa söylüyor. Meclis açıldıktan sonra 23 Nisan 1920'de bu Ekim ayında 1919'da söylediklerini tekrar edecektir kurucu liderimiz. Efendim Türkçü düşünür Yusuf Akçura Cihan Harbi'nde bir taraf kalabilir miydik? adlı e, tarih encümeninin e, dergisinde mecmuasında 1927 yılında bir makale yayınladı. Orada da siyasi tarih hocasıdır. Yusuf Akçura eski bir subay, siyasi tarih hocası. O da efendim harbin yürütülmesinin tartışılabileceğini ama tarafsız kalarak harbe girmenin pek mümkün olmadığını, bunun bir fantazi olduğunu beyan ediyor. Yani İslamcı, Türkçü, efendim modern Türkiye'nin kurucusu, dirayetli liderimiz Mustafa Kemal Atatürk dahil harbe girmenin bir zaruret olduğu konusunda herhangi bir fikir ayrılıkları yok. E, bu bütün bu söylediğimiz gerekçeler e, harbe girmenin bir zaruret olduğunu. Çünkü e, Altay Bey büyükelçi e, Altay Cengizer belgelerini koydu. Daha Cihan Harbi başlamazdan evvel İngiltere Hariciyesinin Yakın Doğu masasının başındaki Mr. Clark Türklere öyle bir teklifte bulunacağız ki bu harpten sonra mağlup olsalar dahi bugün bizim teklif ettiğimiz şartlardan o şartlar daha ağır olmayacak diyor. Yani barış yaptığımız onların istediği, empoze ettiği, dikte ettiği barış yapıldığı takdirde felakete uğranılmış bir millete icbaren zorla yaptırılan barış şartlarından daha ağır bir barış olacağını İngiliz teklifleri, yetkili makam, ilgili makam bunu arşiv vesikaları kanalıyla beyan etmiş. Buradan oraya gelebiliyoruz. Harbe girmemiz, harp daha başlamazdan bir buçuk ay evvel, fiilen muhasamatın başlaması demek olan askeri abluka tedbirleri Çanakkale boğazımızın önünde başlamıştı. Basra Körfezi'nde başlamıştı. Daha harp yokken, daha harp ilan edilmek edilmemişken fiilen harbin muhasamatın başlaması karşı taraf tarafından yapılmış idi. Dolayısıyla efendim Türkiye dışarıya macera aramak için savaşa girdi. Baştaki devlet adamları, o günün siyasi liderleri memleketi maceraya attı düşüncesi çok sağlıklı gelmemektedir. Demin zikrettiğimiz Büyükelçi Altay Cengiz Erle, Mustafa Aksal, akademisyen Mustafa Aksal hocanın konuyla ilgili yayınlanmış kitaplarını bu konuda örnek veriyorum. Bir de bu sene Fransızcadan Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmış olan şehit sadrazam Said Halim Paşa'nın anılarının konu ile ilgili bölümlerinin okunmasını genç arkadaşlarımın tamamına salık veririm.